Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin ülkemizde yeni satışa sunduğu tabletlerden biri olan MatePad SE'yi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz sonunda SE takısı olduğu zaman biraz daha uygun fiyatlı bir ürün olduğunu direkt olarak anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz bu tablette son derece uygun bir fiyatla ülkemize satışa sunuyor. Peki bu tablet bizlere neler sunuyor? Dilerseniz beraber inceleyelim. Biliyorsunuz arkadaşlar pandemiyle birlikte ülkemizde de tabletlere olan talep arttı. Neden? Uzaktan eğitim özellikle bu tabletlere olan talebin artmasında en önemli etkendi. Çünkü dizüstü bilgisayarlar tabletlere göre çok daha pahalı. Dolayısıyla 2000-3000 Türk lirasına bir tablet almasının mümkün velilerin. Bu yüzden genel olarak uzaktan eğitim döneminde pek çok veli çocuklarına dersleri daha rahat takip edebilmesi için tablet almıştı. Bu da pazarın genişlemesine neden oldu. Aslında son yıllarda tablet pazarında büyük bir daralma söz konusuydu. Hatta pek çok üretici tablet geliştirmeyi de bırakmıştı arkadaşlar. Nitekim pandemiyle birlikte tablet üreten marka sayısı da arttı. Halihazırda tablet üreten markalarda model sayısını arttırdılar ki hemen hemen her bütçeye uygun tablet bulmak mümkün artık. Bugün burada uygun fiyatlı bir tabletimiz bulunuyor. MatePad SE. Peki bu tablet bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlar. Tabletimiz gördüğünüz gibi şöyle 10.4 inçlik bir ekrana sahip. Tutuşu, hafifliği vesaire gayet güzel. Şimdi bu tabletin biraz tasarımından bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz yatay ve dikey olarak kullanabiliyoruz. Burada çift hoparlör var. Tablet şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar hem sağda hem solda bir hoparlör bulunuyor. Dolayısıyla bu bize ne gibi bir artı sunuyor? Hemen söyleyeyim sizlere. Film vesaire izlerken sağ ve sol ayrımı yapabiliyorsunuz. Yani biliyorsunuz bazı sesler sağdan gelir, bazı sesler soldan gelir ya. Burada bu seslerin sağdan ve soldan gelme olayını iki tarafta konumlandırılan hoparlör sayesinde son derece güzel bir şekilde size hissettiriyor. Şimdi burada az önce de belirttiğim üzere 10.4 inçlik bir tabletimiz söz konusu. Kamera yatay ekranda ortaya konumlandırılmış. Bu şekilde görüntülü konuşmalarda vesaire son derece verimli bir iş çıkıyor ortaya. Arka tarafta yine bir adet kameramız var. Bu kamera tabii arkadaşlar çok bir şey beklemenize gerek yok. Birazdan bahsedeceğim. Ama hani tablette zaten arka kamerayı çok fazla kullanmadığımızdan ötürü Huawei burada bir kamera olsun diye kamera yerleştirmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dilerseniz biraz teknik verilerden bahsedelim. MatePad SE'nin ölçüleri 246 x 156 x 7.8 yani 7.8 milimlik bir kalınlığa sahip cihaz ki bu gerçekten çok iyi. 440 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar ki bir tablet için 440 gramlık ağırlığın son derece makul olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bu bizdeki bulunan renk grafit siyah arkadaşlar gerçekten çok hoş duruyor. 2000 x 1200 piksellik ekranımız var. Bu ekranın gövdeye oranı ise 83.6. Kenarlar biraz kalın görünüyor arkadaşlar. Burada biraz daha belki inceltebilirlerdi. Gerçi o zaman da hani tabletin fiyatı yükselecekti muhtemelen. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir tablet olduğunu düşündüğümüzde çerçevelerin bu kadar kalın olmasını da anlayabiliriz. Tasarım olarak bizlere bu tablet hani çok fazla bir şey sunuyor mu derseniz normal klasik bir tablet tasarımıyla karşı karşıyayız aslında. Dediğim gibi çerçeveler biraz daha ince olsaydı hani görüntü biraz daha hoş olabilirdi. Bu arada şunu da belirteyim. Önde 2 megapiksel arkada da 5 megapiksellik bir kameramız var. Az önce de söylediğim gibi arka kameradan vesaire çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Özellikle düşük ışıklığı vesaire çok kötü fotoğraf çekiyor. Hani zaten tabletlerde arka kamerayı çok fazla kullanmıyoruz. Ön kamerayı kullanma sebebimiz de tabii ki selfie fotoğrafı vesaire çekmek değil. Nedir? Görüntülü konuşma vesaire. Bunlarda görüntülü konuşma işte zoom gibi çeşitli uygulamalarda ön kamerayı kullanmak. Bu da hani hakkını veriyor mu? Evet hakkını veriyor. Yani gerek görüntülü konuşmalarda gerekse zoom ve benzeri uygulamalarda ön kamerayı kullanırken herhangi bir sıkıntı ve problem yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada ihtiyaçları karşılıyor mu diye soracak olursanız evet karşılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın teknik özelliklerine. Burada Huawei Snapdragon 680 yonga setini kullanmış. 6 nanometrelik bir yonga seti. Genel itibariyle baktığımızda zaten
orta segment akıllı telefonlarda da bu yonga seti kullanılıyordu arkadaşlar. 4G özellikli bir yonga ve genel itibariyle performansı tatminkar seviyede. Yani orta segment cihazlarda her oyunu vesaire zaten kolaylıkla açabiliyordu. Huawei tabletinde de bu yonga setine yer vermiş ki bu yonga seti genele baktığımız zaman gayet başarılı bir performans sergiliyor. Hani ben bu tableti alacağım ama acaba şu oyunu oynatır mı, bu oyunu oynatır mı diye kafanızda soru işaretleri varsa bunu rahatça söyleyebiliriz arkadaşlar. Gayet verimli bir şekilde tablette oyun oynayabiliyorsunuz. RAM tarafına geldiğimizde 4 GB'lık bir RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanının olduğunu görüyoruz. Evet, RAM biraz sıkıntılı görünüyor. Yani 4 GB az, açıkçası burada 6 GB'lık bir RAM'e yer verilmesi biraz daha rahatlatabilirdi cihazı. Ama eğer açık uygulama bırakmazsanız arka planda normal açtığınız uygulama ve oyunları da akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Lakin burada dikkat etmeniz gereken şey arka planda çok fazla açık uygulama bırakmamanız arkadaşlar. Eğer siz yukarı kaydırıp bir uygulamadan çıkıyorsanız ve uygulamayı daha sonra kapatmıyorsanız tabii cihaz zamanla arka tarafta biriken uygulamaların da yüküyle birlikte zorlanmaya başlıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tablet kolay kolay ısınmıyor. Bunu size belirtebilirim. Yani şöyle tuttuğunuz zaman film izlerken, dizi izlerken vesaire tabletin kolay kolay ısınmadığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir olgu. Gerçi zaten arkadaşlar tabletlerde ısınma sorunuyla çok fazla karşılaşmıyoruz. Neden? Çünkü geniş bir alan var ve ısı dağılımını da üreticiler başarılı bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada da çok fazla bir ısınma sorunuyla karşılaşmıyoruz. 5100 mAh'lik bir batarya ile geliyor bu tablet. Dürüst olmak gerekirse bu tablet için 5100 mAh'lik bataryanın biraz düşük kaldığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü zaten bu tabletin yarısı kadar bile olmayan telefonlarda artık 5000, 6000, 7000 mAh'lik bataryalar kullanılıyor. Dolayısıyla kocaman bir tablette sadece 5000 mAh'lik, 5100 mAh'lik bir bataryaya yer vermesi açıkçası beni biraz üzdü. Burada 7000 mAh, 6000 mAh'lik bir batarya olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Ama günün sonunda baktığınız zaman bunun içerisine sim kart takıp kullanmıyorsunuz, sürekli sosyal medyada gezmiyorsunuz vesaire. O yüzden pilinin öyle hemen bitmediğini de sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bu tablette Wi-Fi özelliğinin yanı sıra LTE özelliği, yani sim kart özelliği de bulunuyor. Sim kart yuvası hemen zaten cihazın sol tarafında yer alıyor. Cihaza sim kartınızı yerleştirerek internetin olmadığı yerlerde de internetinden faydalanabiliyorsunuz. Tabii şunu da belirtmek lazım. Artık pek çok kişi akıllı telefonundaki interneti zaten paylaşım yaparak tabletinde kullanıyor. Dolayısıyla burada hani sim kart yuvasına yer verilmesi çok gerekli miydi diye sorarsanız bence çok da gerekli değildi arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Son olarak değineceğim nokta, bu tablette benim çok hoşuma giden bir çocuk köşesi bulunuyor. Bu çocuk köşesinde arkadaşlar uygulamalardan tutun da yani hangi uygulamalara girebileceğinizi ayarlıyorsunuz çocuklarınızın. Bu ayrı bir olay. Ayrıca mavi ışık filtresi, ekran filtresi gibi çeşitli filtrelemeler mevcut. Mesela çocuğunuz otomobilde giderken otomobil çok fazla sallanıyorsa, tablete bakmasını istemiyorsanız bir switch var. O switch'i aktif hale getirdiğinizde otomobil sallandığı zaman mesela tablet kendini otomatik olarak durduruyor. Oyun vesaire olduğunda durduruyor. Mesela ışığın yeterli olmadığı ortamda çocuğun tablete bakmasın, gözü rahatsız olmasın diyorsanız yine bir switch var. Onu aktif hale getirdiğinizde direkt olarak arkadaşlar tablet kendini durdurabiliyor. Yani orada çocuk modunda kendini durduruyor. Klasik olarak ebeveyn giriş ve çıkışları şifrelendirebiliyorsunuz ya da desenle bunları kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani çocuğunuz için de bir tablet arıyorsanız MatePad SE'nin bu açıdan iyi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii aklınıza şu soru gelecektir. Ya bu Huawei tableti sonuçta, acaba hani bunda Google uygulamaları var mı vesaire? Aynı Huawei cihazlarında olduğu gibi arkadaşlar, Huawei telefonlarında olduğu gibi G-Space aracılığıyla İstediğiniz uygulamayı rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntı, sorun söz konusu değil. Zaten Huawei App Gallery'de de halihazırda pek çok uygulama yer alıyor. Huawei App Gallery'ye girdiğinizde burada APK Pure'dan da çeşitli uygulamaları direkt olarak indirip cihaza yükleyebiliyorsunuz. Yalnız burada şu sorun var. Atıyorum APK Pure'dan YouTube Kids vesaire indirdiğinizde çalışmıyor arkadaşlar. Bunu ne yapmanız lazım? G-Space'den direkt olarak hesap açıp oradan yüklemeniz gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Genel olarak tablet benim hoşuma gitti. Şu açıdan hoşuma gitti. Hani çocuklarınız için bir tablet arıyorsanız gayet güzel bir cihaz arkadaşlar. Hani fiyatı da uygun, çok pahalı değil. O yüzden hani ya ben çocuğum için bir tablet arıyorum, hani böyle çocuk modu vesaire olsun, koruması olsun diyorsanız gerçekten güzel bir seçenek olabilir MatePad SE'ye. Zaten şu sıralar hani bu fiyat kalibresinde çok fazla tablet kalmadığını da sizlere belirtmek istiyorum. Eğer cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere
bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.